Sevgili öğrenciler, Polis Akademisi Başkanlığımızın değerli yöneticileri, değerli hocalarımız, sevgili veliler, çok değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Akademisi'nden mezun olan tüm kardeşlerimi kutluyor. Hepsine yeni hayatlarında, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bugün mezun olan dost ve kardeş ülkelerin evlatlarını, misafir öğrencilerimizi de tebrik ediyor. Onlara da kendi ülkelerinde üstlenecekleri görevlerde başarılar temenni ediyorum. Bugün mezun olan 475 öğrencimiz sadece Türkiye'nin değil, bütün bu coğrafyanın en güzide eğitim kurumlarından birinde, Polis Akademisi'nde alanlarında en iyi, en kaliteli eğitimi aldılar. Polislerimize, polis teşkilatımızın müstakbel yöneticilerine burada verilen eğitimin çok çok önemli olduğuna inanıyorum. Zira bu akademide teorik eğitimin yanı sıra Türkiye'nin birikimi, Türkiye'nin tecrübeleri, yani pratikte öğrencilerimize verildi. Hepiniz takdir edersiniz ki Türkiye çok zorlu bir coğrafyada yer alıyor. Biz ülke olarak bu coğrafyada birçok farklı kimliğimizle öne çıkıyoruz. Öncelikle vatandaşlarının çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeyiz. Bunun yanında anayasal, parlamenter sistemi, en önemlisi de demokrasiyi bir rejim olarak benimsemiş, bunu da başarıyla uygulayan, aksaklıkları gideren, standartlarını yükselten bir ülkeyiz. Biz aynı zamanda uzun yıllar boyunca terörle mücadele eden, teröre rağmen demokratikleşme adımlarını atan, kararlı reformlar yapan bir ülkeyiz. Bütün bu parametreler Türkiye'nin emniyetini sağlamak noktasında çok hassas bir denge içinde çalışmamızı gerektiriyor. Biz hem güvenliğini tam anlamıyla tesis etmek, hem de bunu hukuk içinde, demokrasi içinde, özgürlüklere tam manasıyla sahip çıkarak gerçekleştirmek zorundayız. Böyle zorlu bir coğrafyada Türkiye'nin güvenliğinden asla taviz veremeyiz. Ancak geçmişte yaşandığı gibi güvenliği bahane ederek hukukun çiğnenmesine, demokrasinin duraklamasına, özgürlüklerin kısıtlanmasına da asla imkan tanıyamayız. 10,5 yıl boyunca hükümet olarak özgürlük, güvenlik dengesini çok büyük bir hassasiyetle muhafaza ettik. Bakın, bundan ciddi olarak rahatsızlık duyanlar da oldu. Özgürlüklerin genişletilmesinin, demokrasinin standartlarının yükseltilmesinin güvenlik sorunu doğuracağını iddia edenler de oldu. Biz bunların hiçbirine aldanmadık. Bizim halkımız demokrasi ve özgürlük noktasında en ideali hak ediyor. Hatta bu konuda geç bile kalındı dedik ve özgürlükleri olabildiğince genişlettik. Özgürlükler genişledikçe, demokrasinin standartları yükseldikçe ortaya bir güvenlik sorunu çıkmadı. Tam tersine, birliğimiz pekişti, bütünlüğümüz güçlendi, kardeşliğimiz daha da anlam kazandı. Yasakları kaldırdıkça, kısıtlamaları kaldırdıkça, engellemeleri tek tek Türkiye'nin gündeminden çıkardıkça Türkiye daha güvensiz değil, tam tersine daha güvenli, daha huzurlu, daha özgür ve itibarlı bir ülke haline geldi. Bakınız değerli dostlarım,
30 yıldır devam eden terör sorununu artık çözüm aşamasına getirdik. Dikkatinizi çekiyorum. Bu aşamaya, bu umut verici noktaya sadece güvenlik tedbirlerini artırarak değil, güvenlik ve özgürlük dengesini samimi şekilde gözeterek ulaştık. Daha çok yasaklayarak değil, daha çok kısıtlayarak değil, daha çok görmezden gelerek değil, tam tersine özgürlükleri genişleterek, yolları açarak, gönülleri kazanarak bu güzel seviyeye gelebildik. Buradan geriye dönüşte Allah'ın izniyle olmayacak. Türkiye'de güvenliğin, özgürlüklerin ve demokrasinin önüne geçtiği dönemler inşallah geri gelmeyecek. Hiçbir sabotaj, hiçbir tahrik, hiçbir tuzak Türkiye'yi güvenlikçi politikaların egemen olduğu günlere geri döndüremez ve döndüremeyecek. Özellikle bu akademide en iyi, en kaliteli eğitim almış, güvenlik bilimlerini öğrendiği kadar hukuku, demokrasiyi, milli iradeyi, özgürlüklere saygıyı özümsemiş polislerimiz Türkiye'nin hem daha fazla değişmesini hem de sürekli ileriye gitmesini temin edecekler. Çok değerli kardeşlerim, sevgili öğrenciler, son haftalarda Taksim Gezi Parkı bahanesiyle başlatılan eylemler maalesef polisimize karşı sistemli, tertipli bir kampanyaya dönüştürülmek istendi. Daha en başından itibaren bu gösterilerde polisimiz hedef alındı. Polisimizin şahsında hükümetimiz, demokrasimiz ve milli irade hedef alındı. Ulusal medyanın, uluslararası medyanın, bazı parlamentoların hedefinde hep polisimiz oldu. Gösterileri en başından itibaren büyük bir dikkatle izliyoruz. Bu gösterilerin hiçbir aşamasında polisimiz demokrasinin dışına çıkacak, hukuku çiğneyecek, özgürlükleri kısıtlayacak bir tavrın içinde olmamıştır. Polisimiz amirlerinden aldığı emirle kendilerine tanınan yetki çerçevesinde hukukun içinde kalarak, meşruiyet içinde kalarak görevini başarıyla yerine getirmiştir. Daha önce de ifade ettiğim gibi polisimiz çok önemli, çok zorlu bir demokrasi testinden başarıyla geçmiştir. Polisimiz bir başka ülkede yaşansa asla tahammül edilmeyecek saldırılara, tahriklere hukuk dışına kesinlikle çıkmadan karşı koymuş ve adeta bir kahramanlık destanı yazmıştır. Böylesine uzun soluklu bir mücadeleyi, vakarını, disiplinini bozmadan 48 saat adeta aç susuz kalarak sürdürebilmek, açık söylüyorum, sadece bizim polisimizin başarabileceği bir iştir. Özgürlükleri bu kadar genişleten, demokrasinin standartlarını yükselten, bu kadar reform yapan bir hükümetin başbakanı olarak şunu bütün kalbimle, bütün samimiyetimle ifade ediyorum. Biz işkenceye sıfır tolerans diyen bir hükümetiz. Biz polisimizin olaylara müdahale, gözaltı, sorgulama kurallarını değiştiren, demokratikleştiren bir hükümetiz. Polisimiz hata yaptığında bunu zaten açık yüreklilikle söyler, gereğini de yaparız. Ancak hiç kimsenin, kim olursa olsun, ister milletvekili, ister birileri, bizim polisimize küfretmeye, hakaret etmeye hakkı yoktur.
polisimiz üzerinden ülkemize operasyon yapmasına da müsaade etmeyiz. Polisimize hakaret edenler Yunanistan'ı görmüyor mu? Almanya'yı görmüyor mu? İngiltere'yi görmüyor mu? Fransa'yı görmüyor mu? Bizim polisimizin yapmadıkları orada çok çok aşırı derecede fazlasıyla yapılıyor. Bizim polisimiz kurşun yiyor, bunun karşılığında su sıkıyor, biber gazı sıkıyor. Avrupa Birliği müktesebatına bakarlarsa orada bunun polisin en doğal hakkı olduğunu görürler. Bize Avrupa Birliği parlamentosu ders verirken önce müktesebatın içeriğini okusun. İçeriğini okusun. Olaylar başladığı andan itibaren polisimiz son derece sabırlı davrandı. Olaylar başladığı andan itibaren polisimiz son derece itidalli, son derece tahammüllü davrandı. Her türlü medyayı, her türlü sosyal medya aracını kullanarak polisimize çok ağır saldırılar yapılmasına rağmen polisimiz soğukkanlılıktan asla taviz vermedi. Bir partinin milletvekili, yine söylüyorum, kameraların önünde polisimize çok ağır ifadeler kullanırken bile polisimiz vakarında, ağır başlığından asla geri adım atmadı. 10 yıl önce bu boyutta gösteriler karşısında, bu boyutta saldırılar karşısında polisin nasıl tepki vereceğini milletimizin takdirine ve tahayyülüne bırakıyorum. Ama bu son olaylarda polisimiz gerçekten kendisini bir başka ispat etmiştir. Haftalardır farklı yöntemlerle, farklı araçlarla polisin göstericilere şiddet uyguladığı iddia ediliyor. Göstericiler masum, sakin, çevre gönüllüsü, ağaç sevdalısı, çiçek, böcek, karanfil çocuklar olarak gösterilirken polisimiz şiddet yanlısı gösterilmek istendi. Oysa tablo bunun tam tersiydi. Değerli kardeşlerim, bir polisimiz şehit oldu. İki polisimiz silahla ağır yaralandı. Polisimiz inanın tarihinde hiç olmadığı kadar sabırlı ve itidalli davranmıştır. Görüntüler ortaya çıktıkça polisimizin sabrı, polisimize yönelik alçakça saldırılar tek tek açığa çıkıyor. Polisimize yönelik nasıl şiddet uygulandığını önümüzdeki günlerde de milletimizde görüntülerle paylaşacağız. Polisimizi uluslararası ya da ulusal medyaya, Türkiye'nin hasmı çevrelere asla yıprattırmayacağız. Ben ve hükümetim polisimizi gönülden tebrik ediyoruz. Her kademedeki polis kardeşlerime haftalardır devam eden olaylarda fedakarlıkla, vatanseverlikle mücadele verdikleri için şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin polisi konusunda takdirde bulunacak, yargıda bulunacak yegane merci millettir. Türkiye'nin polisi konusunda uluslararası medya kuruluşları, onların Türkiye'deki uzantıları ya da bazı parlamentolar değil, sadece millet takdirde bulunur. İster bu süreçte olsun, isterse başka herhangi bir zaman kural dışına çıkan polisimiz olursa elbette bunun idari olarak, hukuki olarak gereği neyse yapılmıştır, yapılacaktır. Bu başka bir şeydir. Polisimize haksız, kasıtlı şekilde saldırmak da bir başka şeydir. Bakın son bir hafta içinde Ankara, İstanbul, Kayseri, Samsun ve Erzurum'da milli iradeye saygı mitingleri gerçekleştirdik. Her mitingde milletimizin polise sahip çıktığına, polisimize yönelik güvenini ve sevgisini samimi şekilde gösterdiğine
orada bizzat şahit oldum. Çünkü bu polis milletin polisidir. Bu polisin arkasında da milletimizin ta kendisi vardır. Biz polisimizin özgürlüklere, demokrasiye ve hukuka daha fazla sahip çıkan ama aynı zamanda gücü artan, müdahale yeteneği artan bir konumda olmasını istiyoruz ve bunu da her fırsatta daha da inşallah sağlayacağız. Sevgili gençler, sevgili polis arkadaşlarım, az önce değerli başkan da söyledi. Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesini vazife yaptığınız müddetçe lütfen aklınızdan ve kalbinizden çıkarmayın. Siz devleti korumak için değil, milleti korumak suretiyle devleti korumak, devleti yüceltmek için vazife alacaksınız. İnsanımızı ne kadar korursanız, insanımızı ne kadar yüceltirseniz, devletimiz de o kadar büyüyecek, gelişecek, güvenli ve huzurlu bir yer olacaktır. Sizlerin demokrasiden, hukuktan, özgürlüklerden taviz vermeyeceğinize yürekten inanıyorum. Sizlerin insan odaklı, insan merkezli, insana hürmet içinde hizmet edeceğinize gönülden inanıyorum. Mezuniyetinizin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Yeni hayatınızda, yeni görevlerinizde başarılar temenni ediyorum. Misafir öğrencilerimizi de kutluyorum. Ülkelerine bizlerden selam götürmelerini rica ediyorum. Başta son olaylarda şehit olan kardeşimiz Mustafa Sarı olmak üzere emniyet teşkilatımızın tüm şehitlerini rahmetle yad ediyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilerimizden Allah razı olsun. Rabbimden şifalar diliyorum. Akademinin tüm hocalarını, tüm yöneticilerini, mezunlarımızın velilerini gönülden kutluyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.